Hanımlar beyler, günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz? Çok iyiyim ben de. Fena değilim. Artvinliymişsiniz siz. Evet, aslen Karadenizliyim. Aslen Karadenizlisiniz. Hemşeri miyiz? Neresinden Artvin'i? Yusufeli. Yusufeli. Evet. Ben Arhavili'yim. Biraz mesafemiz var ama. Hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Keşke bilseniz. Çok seversiniz. Bu sene inşallah. Bir Karadeniz turu düşünüyorum. Hadi inşallah. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Emekliyim. Harikulade. Evdeyim. Şu an bir torun bekliyoruz inşallah. Ay. Evet. Allah bağışlasın şimdi. Amin. Çok teşekkür ederim. Peki hobileriniz var mı? Kitap okumayı çok seviyorum. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Çok güzel. Araba kullanmayı çok seviyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Araba, nereye gidiyorsunuz mesela? Her yere. Ha, uzun yola da arabayla gidiyorsunuz. Kesinlikle. Ay, ben de bayılırım. Evet. Vaktim olunca. Çok güzel. Zevkli. Peki iddialı mısınız? Yani. 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 Bakacağız. Bakacağız. Harikulade. Çok fazla bir şey söylemeyeyim. Tamam. Başlayalım mı ufak ufak tabii o zaman? Tabii. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Argo'da hedefi tutturamama. Harf alayım. Buyursunlar. Çok basit. Iska. Iska doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor. Kendisi bir sıfat. Buyursunlar. Ne sıcak ne soğuk anlamında bir kelime. Ilık. Ilık doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İtalyanca kökenli bir sözcük. Buyursunlar. Bir şeyin insanda uyandırdığı beğenme duygusu. Beğeni. Harf alayım. Verelim. İtalyanca kökenli. Harf alayım. Verdik. Çok eskiden böyle bir belgesel çeken bir kaptan vardı. Kaptan... Gusto. Gusto doğru cevap. Başka türlü bunu bilebileceğinizi düşünmedim açıkçası. Gerçekten editörümüz bombalamış burayı diyebiliriz. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz gelecek. Tek kelime bakalım. Ruh biliminde fobi. Korku. Değil efendim. Endişe. Değil efendim. Keşke öyle. Harf alsaydım. Keşke. Laps diye basmasaydınız, evet. Çünkü zor bir kelime. Oo. Evet. Bir korku. Korku. Mesela nasıl tarif edebilirim? Böyle artık korkmaktan bitmişsiniz gibi düşünün. Helak. Gibi bir şey. Yani... Bitkin. Gibi ama başka harfler. Bitmiş. Yok yok, hiç oralar. Bitik. Anlam olarak evet ama harfler olarak değil. Ya, çok evet kötü. Evet, ben gitti. De çok üzülüyorum gitti şu an. Gitti galiba. Başka galiba gitti. Şey. Galiba gitti. Tamam, açın kelimeyi, açın. Yılgı efendim. Ya. Gerçekten. Hiç olmadı. Evet, sağ olun. Yarışmacılarımız da üzgün alkış vuruyordu ama bir tanesi kendini tutamayıp sevinçle alkışladı. Kendisini biz tespit ettik. Bakacağız ne yapabileceğimiz. Efendim, altı harflilerden devam ediyoruz. Pek çok alanda kullanılan bir kelime soracağız. Gelsin bakalım. Bir şeyin çıktığı yer. Harf alayım. Buyursunlar. Y. Bir harf daha lütfen. Hiç ihtiyacınız yok bence ama verelim. Çıktığı yer. Evet. Kaynak. Kaynak doğru cevap. Efendim, altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime soracağız şimdi. Gelsin bakalım. İncinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık. Harf alayım. Harf verdik. D. Bir harf değil. Efendim? Bir harf daha. Bir harf daha. Şiddet. Gibi bir şey. Bir harfi değiştirmeniz... Hiddet. Hiddet doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Efendim, tek kelimeden oluşan, mastarla biten bir sözcük soracağız. Gelsin soru. Aklı başına gelip gerçeği görmek. Akıllanmak. Argo biraz bu. Akıllanmak bir de uzun biraz. Hiç saymadan evet. Baktım direkt. Aklı başına gelip gerçeği görmek.
mesela bayıldınız. Ayılmak. Gibi bir şey. Orada bir harfi değiştirmeniz lazım. Daha böyle argo düşünün. Uyanmak. Değil değil yok. Bir harf değiştireceksiniz. Ayılmak. Ortalardan bir harf değiştirin. Aymak. Değil. Aymaz. Ya hayır. Yok ya. Ayıkmak. Ayıkmak olacaktı. İnanılır gibi. Gerçekten inanılmaz. Ne kadar da yaldır yıldır gidiyorduk. Şimdiden sonra çok dikkat etmemiz gerekecek Hülya Hanım. Tamam. Çok iyi süremiz var ama puanımız iki kere üç kere devrildik gibi oldu. Evet. O yüzden canımız sıkılmasın. Yedi harfli efendim ikinci kelimemiz gelecek. Arapça kökenli bir kelime yine. Gelsin bakalım nasıl bir kelimeymiş. Değişik iş kollarında gerekli araç gereçler. Harf alayım. Buyursunlar. Hatta böyle şirketlerde bölümleri vardır bunların. Harf alayım. İstanbul'da bir semt. Böyle Beşiktaş taraflarında. Nasıl ben bir kontrol acaba vereceğim? Askeriyede vardır. Bunun subayı vardır ayrı. Ay ne olur gibi değil. Askeri malzeme satan yer. Yok. Bir harf koyun başına. Başka bir harf koyun. Yok. Değil K. Le. Levazım olacaktı. Levazım olacaktı Hülya Hanım. Gerçekten inanılmaz. Hiç beklemediğimiz şekilde ilerledik. Efendim geçiyoruz 8 harflilere. Fransızca kökenli bir sözcük soracağız şimdi size. Gelsin soru. Bakın bundan sonrasını nasıl cerebileceksiniz? İnşallah. Cerrahi müdahaleler öncesi profesyoneller tarafından yapılan yapay duyu kaybı. Harf alayım. Hiç almayın harf. Durun. Mezra Hanım ne okuyordu? Uyutmak. Mezra Hanım ne okuyor? Anestezi. Anestezi doğru cevap. İnanılmaz. Ben burada soruyu okudum. Sonra Mezra Hanım'a baktım arkaya. Şöyle yaptı. Keşke ona sorsaymışız. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağım. İnşallah yarışmacılardan birine bakmam. Çünkü saçma sapan bir kelime soracağım şimdi. Gelsin soru. Eğilmiş ve birbirine arkadan tutunan kişilerin üzerinden atlanan oyun. Eşek atlama yok. O oyunun adı o değil bir kere ama doğru. Doğru bir noktadasınız. Uzun atlama. Uzun atlama hiç değil. Atlama zaten atlama yok. Yani ikisinde uzun eşek. Uzun eşek doğru cevap. Gerçekten Hülya Hanım hani bir kentlerin isminin oluşumu gibi hani işte önce Ankara demişler söylene söyle Ankara olmuş gibi oldu. Uzun atlama dedi, eşek atlama dedi. Bir noktada uzun eşeğe varmış olmaktan ben çok mutluyum kendi adıma. Çok tebrik ediyorum. Efendim 9 harflere geçtik. Latince kökenli bir sözcük soruyoruz. Tek kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir sunum veya gösteri için toplanan kalabalığın sessizce oturup izlediği büyük salon. Harf alayım. Harf alın. Daha istediğiniz gibi bütün harfler sizin artık. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Aklınıza gelen bir şey var mı? Gelmiyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Alın. Alsaydınız bir harf daha. Bir harf de benden. Aynen. Ayağınız alışsın biliyor musun? neydi? O diğer... Yok. Böyle toplantıların yapıldığı yer. Böyle bir...
elemente de benziyorsun onu. Verem hastalarının tedavi edildiği hastaneler neydi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Ay. Peki Amerika'daki mecliste temsilcilere ne deniyor? Onu hatırlıyor musunuz? Zaten nereden anlatıyordum ki, hiç olacak iş değil. Auditorium olacaktı. Kalpler kırıldı. Evet. Olsun. 9 harfli efendim bir diğer aradığımız cevap. Eylemden türemiş bir sözcük. İpucu gibi ipucu. Bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse. Harf alayım. Tabii. Bu günümüzde yok tabii böyle çok rastladığımız bir şey değil. Bir harf lütfen. Tabii. Bir harf alayım daha. Alayım bir tane daha. Yağlı güreş sever misin? Yani izlemeyi sever misin? Ne biçim soru ya? Ya. Çok severim. Yağlı güreş yaparım. Yağlı güreş hakkında ne düşünüyorsun Zülya Hanım? Her sene katılıyorum. Yağlı güreşlerde olur. Kulağımda da editör demez mi? Edirne'de özellikle. Say, dört tane say ya. Editöre söylüyorum bunu. Dört tane bana yağlı güreş yapılan yer say. Yoğurtla tabii. Çıkmayacak. Böyle bağırarak bağırıyor. Bir harf koyun. Yani başlardan koy. Başlardan B. Çığırtkan. Çığırtkan doğru cevap. Size helal olsun. Gerçekten son anda yırttık yemin ediyorum. Efendim 10 harflilerdeyiz. Eklerce yine. Bakayım. Evet, mastar da var sonunda. Gelsin bakalım. Bir olgunun doğru olduğuna dair dokümanları ortaya çıkarmak. Harf alayım. Alın. Verdik bir tane harf. Şimdi bir konuyla ilgili benim bir iddiam var. Ben de bunlarla ilgili dokümanları ortaya çıkartıp size bunun gerçek olduğunu gösteriyorum. O dokümanlara ne diyoruz? Olayla ilgili. Evraklar. Evrak. Dosyalar. Diğer adı. Bilgi değil de. Harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha verin, hemen verin. Verin bir harf. Evet. Bilgi alışverişi, hayır. Değil. Bilgi. Hayır. Ya. O harfleri, seslilerini değiştirin onu. Belgelemek. Belgelemek doğru cevap. Evet efendim. 10 harflilerdeyiz efendim. Birleşik kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Kişiliğinden ödün de verse her durumdan kendini kurtarabilen açık göz kişi. Harf alayım. Harf verelim. Y. Bir tane daha. Bir tane daha verdik. Oyuncağı da var bunun. Bir türlü sırtı yere gelmez. Hacı Yatmaz. Hacı Yatmaz doğru cevap. Hülya Hanım, hiç beklemediğimiz şekilde gelişti olaylar gerçekten. Hani öyle güzel başladınız ki dedik herhalde. Evet, iyi gidiyorduk ama. Paketleyip götürecek her şeyi maalesef öyle gelişmedi olaylar. Ama paylaşmak lazım. Çok doğru söylediniz. Ama size de yine iyi bir haberim var. Siz de Mezra Hanım'ı geçtiniz. Yani benim tek bu yarışmadaki en büyük amacım o beddua kimseye tutmasın. Tutmasın lütfen. Benim derdim o. O yüzden gayet güzel onun üstesinden geldik. Hala şu an Ahmet Bey birinci durumda. Evet. Ama muhteşem yarıştınız ve çok eğlendiğimizi düşünüyorum Hülya Hanım. Evet, ayaklarınıza sağ olun. Çok sevindim. Hanımlar, beyler, Hülya Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve günün son yarışmacısı geliyor.